Merhaba. İsmim Hakan Abdullah. Aslında bir marka danışmanıyım. Türkiye'de 27 tane büyük markaya danışmanlık veriyorum. Aynı zamanda bir araştırmacıyım ve 100'ün üzerinde markaya da araştırma hizmeti veriyorum. Bugün size ne anlatacağım? Basit bir şey anlatacağım aslında. Markayı anlatacağım. Ama önce marka ile ürün arasındaki farkları anlatmak istiyorum. Ondan sonra markanın ne olmadığını ve ne olduğunu birazcık anlatmak istiyorum. Şöyle başlayalım. Öncelikle ürün ve marka arasındaki farkları konuşalım. Ürün dediğimiz şey bir banta itilen bir şey ve banta üretildikten sonra anında tüketiciye itilen bir şey. Ama marka dediğiniz bir süreç. Ürünü ürettikten sonra ürününüzü kişileştirmeye başladığınız noktada o markaya dönüşmeye başlıyor. Markada ürün arasındaki ana farklardan bir tanesi, ürün zamana çok kolay yenilebiliyor. Marka asla zamana yenilmiyor. Mesela Coca-Cola'yı konuşalım. Coca-Cola bugün kaç yaşında? Coca-Cola dünyanın en genç markası ama aslında Coca-Cola gerçekte 127 yaşında. Bir ürünü kopyalamak çok kolay ama markayı kopyalamak kesinlikle çok zor. Ürün üretiyorsanız inanılmaz bir efor sarf etmek zorundasınız çünkü onu itmek zorundasınız tüketiciye. Ama markanız güçlü ise o kadar itmeye de gerek yok. Tüketici zaten ürünü kendisi çekiyor. Mesela enteresan bir örnek anlatayım. En son iPhone lansmanında sabah daha kapılar açılmadan 1417 kişi o ürünü bekliyordu. Bir şey itmiyorsunuz. Zaten tüketici sabırsızlıkla bekliyor o ürünü almaya. Karakterde çok fazla bir fark vardır ürünle marka arasında. Markanın karakteri çok nettir. Yani ben bugün size Audi desem, ben bugün size Volvo desem çok net bir karakter bana anlatırsınız. Bu denli net bir karakter anlatırsınız. Şöyle söyleyeyim. Ürün de bir nedendir. Yani ürünü bir nedenden dolayı alırsınız. Ama marka bir ideolojidir. Fanatikleri vardır markanın. Net onlar da o marketin yaşarlar. Şimdi o zaman birazcık özetleyelim. Marka neymiş? Marka bir felsefeymiş. Örneğin bir örnek verelim size. Dove. Neydi Dove? Şey dedi, bütün gerçek kadınlar güzeldir. Dove sadece ben cilt için sabun üretiyorum demedi ki. Bütün kadınlar güzeldir dedi ve onlara ben onun için ürün yaratıyorum. Ama marka olmak istiyorsanız mutlaka hem duyguya hem rasyonaliteye konuşmak zorundasınız. Nike düşünün. O Nike'ın o güzel logosunu bir düşünün. Ne var onun içinde? Başta performans var. Performans ama rasyonel bir şey. Ondan sonra başka duygu olarak ne var? Zafer var. Mutlaka duyguyla rasyonelitenin güçlü güçlü duruyor olması gerekiyor. Bir de Türkiye'de bazen çok hatalar yapılabiliyor. Onun için küçücük bir bölümde de marka ne olmadığını anlatmama izin verin. Bir kere marka bir logo değildir. Yani ben bir tane logo buldum. Bu da benim markamdır demeyin. Yani o logodur. Ve marka yaratma sürecinin 10 binde biridir. Marka bir kere reklam değildir. Yani en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi pazarlamada markayla ilgili kendi markamızı yaratmadan ajansa topu atıp işte reklam ajansı benim markamı yaratsın. Reklam ajansları bunu yaparlar ama o iletişimdir. Marka önce markanın sahibi tarafından yaratılır. Marka kesinlikle bir misyon ve vizyon cümlesi değildir. Mutlaka bir misyon ve vizyon cümleniz olacak. Ama ben misyon ve vizyonumu yazdım. Baba ben bundan sonra markayım demeyin. Çünkü marka vizyon ve misyon cümlesi asla değildir. Türkiye'de bu aralar çok moda. Marka asla ve asla bir jingle değildir. Jingle iletişimin bir küçük parçasıdır. Bir jingle yaptım artık markayım asla demeyin. Jingle'lar tüketiciyi çok eğlendirir. Markanızın mutlaka hatırlanmasını sağlar. Ama çok kısa zamanda jingle'ınızdan da sıkılırlar. Jingle'ınız unutuldukça markanız da unutulmaya başlar. Benim markam jingle'dır. Asla ve asla demeyin.